Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem için videolarımı beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Solunum yolları hastalıklarına yakalanan hastaların en çok araştırdığı konulardan birisi de ibuprofen ne işe yarar olmaktadır. İbuprofen tablet, eczanelerde foliobilisterlerde olmak üzere 12 ya da 24 adet olarak satılmaktadır. İbuprofen tablet özellikle soğuk kalgınlığı, sinüzit ve diğer üst solunum yolları hastalıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. İbuprofen tablet, genel olarak içinde bulunan etken maddelerin yardımıyla en iyi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici ilaçlardan birisi olmaktadır. İbuprofen tabletin mutlaka doktor tavsiyesiyle alınması gerekli olup, tedavi sırasında doktorun önerdiği dozlarda içilmesi büyük önem taşımaktadır. İçeriğinde yer alan etken maddesinden adını alan ibuprofen tablet üst solunum hastalıklarının tedavisinde en çok doktorlar tarafından reçete edilen ilaçlardan birisidir. Solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak gelişen burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve ateşin giderilmesinde etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak ibuprofen kullanım alanları şu şekilde sıralanmaktadır. İltihaplı hastalıklar, baş ağrıları, boğaz ağrıları, grip, sinüzit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, soğuk algınlığı, saman nezlesi, alerjik nezleler, farenjit, soluk borusu iltihapları, ödem, ateşli üst solunum yolu hastalıklarıdır. İbuprofen kullanım şekli nasıldır? Oral yolla alınan bir ilaç olan ibuprofen tablet kullanımlarının mutlaka doktor kontrolünde olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak ibuprofen tablet günde en fazla 4 ya da 6 tablet olarak doktorlar tarafından hastalara reçete edilmektedir. İbuprofen tablet alımlarında mutlaka bol su ile alınması lazımdır. İbuprofen tablet tedavi süresi ise en fazla doktor tarafından aksi belirtilmedikçe 5 gün olmaktadır. En iyi ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlardan birisi olan ibuprofen kullanım şekli konusunda 60 yaş üstü bireylerin bu ilacı kullanmaması gerekmektedir. 60 yaş üstü bireylerde ibuprofen tablet ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu kişiler kesinlikle doktorlarına danışmadan ibuprofen tablet almamalıdır. Aynı zamanda ibuprofen tablet 12 yaş ve altı olan çocuklar için kullanılmamaktadır. Hamile olan annelerin ise doktor gözetiminde olarak ibuprofen tablet kullanması gerekmektedir. Anne sütüne geçtiğinden dolayı emziren annelerin ibuprofen tablet içmemesi gerekmektedir. İbuprofen tabletten en iyi tedavi sonucunu alabilmek için mutlaka yemeklerden 1 saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra alınması tavsiye edilmektedir. Buna dikkat edilmediği takdirde hastalarda midede oluşan tahrişler yaşanabilmektedir. İbuprofen tablet yan etkileri nelerdir? Tedavi süresince her ilaçta olduğu gibi nadiren de olsa ve hastaların bünyelerine de bağlı olarak gelişen bir takım ibuprofen tablet yan etkileri olabilmektedir. Genel olarak görülen ibuprofen tablet yan etkileri ise şunlar olmaktadır. Göğüste ağrı, baş dönmesi, nefes darlığı, ışığa karşı hassasiyet oluşması, bağırsaklarda aşırı gaz oluşması, ağız iltihabı, kalp atışlarında değişiklik, çarpıntı, ciltte döküntülerin oluşması, karın ağrısı, beyaz kan hücrelerinde azalma, halsizlik, duyma zorluklarıdır. İbuprofen tablet kullanımları sırasında ve hastalarda bu yan etkilerin görülmesi durumlarında mutlaka doktora bu durumun hemen bildirilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. İbuprofen tabletin bazı durumlarda kullanılmaması gerekli olup, bu durumlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ibuprofen tablet kullanacak olan hastaların bu konularda doktorlarını bilgilendirmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak ibuprofen tablet kullanılmaması gereken durumlar şunlar olmaktadır. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına sahip olmak, böbrek hastalıkları, karaciğer yetmezliği, astım hastaları, mide, bağırsak hastalıklarına sahip olan hastalar, bronşit, alerjik hastalıklar, kullanılan diğer soğuk algınlığı ilaçlarıdır.